bakılmaz mı gözde? Gör ki neler geldi o garip başa. Aman aman aman, hasret etti bizi. Nice sultanlar tahttan indirir, nice seni gelme de santim santim kalbimize işler, santim santim de acıtır. Hele o Neşet hocamın yoksulluğa yoksuzluk deyişi gelir akla, evet. Öyle değil mi İsmail? Evet. Öyle derdi. Ruhu şad olsun. Amin. İbrahim çok iyi bir performanstı bana göre. Peki. Teşekkür ederim. Ömer Ahmet'le Cansu'nun performanslarını nasıl buldun?
Çok güzeldi ikisi de. Tabii Ömür abi zaten gazellerde bizi ağlatmayı seviyor kendisi. Cansucuğum zaten. Sanki sen Bozdaklar'da bizi ağlatmıyorsun gibi konuştun. İşte Cansucuğum zaten her türlü havayı söyleyebiliyor kendisi. Acayip bir, çok profesyonel biri yani. İki sezondur bizimlesin. Evet hocam. Bugünün kazananı sen olursan 500 bin liralık büyük ödülle ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi hocam 500 bin liralık büyük ödülü kazanırsam eğer eğitim için, yani kendimi eğitmek için olabilir. Stüdyo kurup çalışmak için olabilir. Ya güzel. Nevşehir'de mi yapacaksın bunu? Evet, evet. Olabilir yani. Onun için harcayabilirim. Ne kadar güzel. Eğitimine destek evet. olmak istiyorsun. Evet, eğitim için. Tabii. Yine kendini geliştirme Tabii, yolunda kendine bunu harcayacağını yatırım söylüyor. Yapmak. Çünkü ivmeyi oradan alacak. Tekrar devam edecek. İnşallah. Evet, Emre. Daha önce İbrahim'den çok güzel Bozdaklar da dinlemiştik ve çok da etkiliydi. Ama böyle bir eser seçmesi bence çok güzel. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. İbrahim eseri icra ederken böyle bir farklı bir hava oluşuyor. Yani çok ilginç, evet. saf bir hava. Yani kaynak bazı, kişi dinliyoruz. Yani çalarken belli yerlerde tam bazı şeyler oturuyor, oturmuyor vesaire. Ama o genel o bir aura var. Baştan sonra bir masalsı bir aura var ve o hiç bozulmuyor aslında. Ve bir şekilde kaptırıyorsun, böyle izlemeye başlıyorsun. Ne yapsa yani. Yakışıyor. Kesinlikle. Ha, ama tabii okumasının içinde tiz notlarda oturdu, oturmadı bazı sesler. Bir kere oturdu, tam tizi vurdu. Bayağı da tiz evet, ton evet. seçmiş yani. Tam tenor tonu seçmiş. Yukarıda da gümbür gümbür. Yani bir tanesi tam oturdu, bir tanesi biraz düşük kaldı vesaire ama genel olarak o ifaden hiç bozulmadı. Ben onu çok sevdim. Duygunu çok sevdim. Özellikle peslere indiğinde bir ürperti geliyor hakikaten insanın içine. Yani o bir ayrılık, bir, müthiş güzel bir his. Genel olarak ben beğendim İbrahim performansını. Teşekkür güzel ederiz. 10 haftadır evet. bize güzel sesinden, güzel sazından birçok örnek sundun. Bu gece de iyiydin. Sağ ol. Evet. Aysun abla. Ona ben hep diyorum ya. Aysun ablamın hemen yüzü gülüyor. O bir yıldız. Evet, evet. ben biraz kendimle de onu kıyaslıyorum. Çünkü benim de radyoya girişim alaylı olarak girdim. O nedenle İbrahim gerçekten tam toprak. Yani o orijin mi deniyor, orijinal mi deniyor? Evet, evet köke en yakın. Evet, köke evet, en yakın Emre'nin de dediği gibi. Konu var. Yüreğe dokunan bir sesi var şeyin. Ciğere, yüreğe dokunan bir sesi var İbrahim'in. Canım benim o çok, çok güzel. Hep güzel türküler sundu. O türkülerin de hakkını verdi. Daha önce de söyledim. Hiç eğitim almadan bu kadar yol kat etmesi değil mi İsmail? Kesinlikle. Gerçekten ayakta alkışlanır. Kesinlikle. Yani çok başarılısın İbrahim. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Canım Teşekkürler. Benim çok iyiydin. Yolun açık olsun. Aysun hocam teşekkür ederiz. Öykü? Bence çok güzeldi, çok güzeldi. Teşekkürler Öykü. Ağzına sağlık, ruhuna sağlık, emeğine sağlık. Hem çalıp hem söylüyorsun zaten zor. Ama duygusunu da hiçbir zaman kaybetmiyorsun ya. İşte ben orada bitiyorum. Sazına, sözüne, duygularına hakim İbrahim. Evet İsmail Altunsaray. Evet çok gene zor bir türküyle geldi İbrahim. Aslında yani Neşet Usta'nın Bozdaklar harici... Kırık havalardan en geniş perdeye, aralığa, alana sahip olan türkülerden bir tanesini getirdi. Teşekkür ederim öncelikle. R'den mi okudun sen? Evet hocam. O türküyü. O zaman La perdesine kadar çıktı değil mi Ali? Ya, gerçekten çok zor. Yorumu çok zor bir eser. Bir de hani R'den de okuman, o tondan da okuman daha da büyük bir cesaret. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Hocam. Ufak tefek nazarlıklar vardı tabii ama bir de bir yere geç giriyorsun sen İbrahim. Aman aman kısmına aman geç giriyorsun. Arada sazı biraz fazla tutuyorsun. Orada bir fazlalık var. Onu atarsan çok sevinirim. Onun Atarız dışında hocam. Sen Bozkır'ın en güzel renklerinden bir tanesin. İyi ki varsın. Sağ olun hocam. O bir yıldız, bir yıldız. İbrahim Yıldız. Evet teşekkür ederim İsmail. Cengiz hocam. Evet İbrahim çok başarılı. Güzel de saz çalıyor. Kendisini ifade ediyor sazıyla. Sözüyle, her şeyle. Yani performansıyla ilgili söylenecekler söylendi. Asma kalışlarda özellikle bir küçük detonasyonlar oldu kalışlarda. O amanlara geç girdi. Onun haricinde hep alıştığımız, bildiğimiz İbrahim'di. Ben İbrahim'i bizim Sivas yaylalarında sarı çiçekler olur. Altın evet. çiçeği denir mi? Altın çiçeği. Evet. İbrahim'imiz o. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sen Türklerini söylenin sarı çiçeği. Altın çiçek. Altın çiçeği Altın o. çiçeği. Altın evet. çiçeği. Teşekkür Altın ediyoruz. O. Bize çok güzel
duygular yaşattı. Yolun açık olsun İbrahim'im. Sağ olun hocam. Sağ teşekkür ederim. Ederiz sana. Sağ evet olasın. O bir yıldız. Artık altın çiçek. Alkışlıyoruz İbrahim Yıldız'ı.